Kütahya Belediyesi cadı kazanı gibi ama gönlümüz böyle olmasını istemez. Kütahyalı bilgilenmekten engellenmekte ya da yanlış bilgilendirilmekte. İşte gerçekler burada. Haberin tamamını sonuna kadar mutlaka izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı. 2020 Temmuz ayından bu yana Kütahya Belediyesi ile ilgili sansasyonel haberlerin çıkması meclisi karıştırdı. Bunun üzerine Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Gerçek Gazetesi'nin ve HG Haber YouTube kanalı Kütahya Belediyesi ile ilgili yaptığı haberlerden dolayı Sulh Ceza Mahkemesi'nden karar aldık, durdurduk ve kendisi de YouTube'daki haberin görünümünü herkese açıktan gizliye getirerek kaldırdı diyerek kendisinin de şu anda meclis salonunda olduğunu söyledi. Oysa mecliste yapılan hukuki açıklamada Alim Işık ya uygulamayı bilmediğinden ya da kasıtlı olarak algı yönetimine başvurdu. Bunu bilmek bizce mümkün değil. Ancak tedbir hukukta delillerin karartılmaması, yok edilmesini önlemek için verilmiş kararlardır. Bu konuda savcılık takipsizlik kararı vermiştir. İtiraz ettiniz. İtirazınız red olmuştur. Bunu da bizzat Kütahya Belediye Meclis üyesi Avukat İlyas Sivri mecliste açıklamıştır. Ancak mecliste şeffaf olunmadığı yönünde tartışmalar devam etmiş ve hatta yeri gelmiş meclis üyesi Ruhsen Kumdalı şeffaf olunmadığı yönünde bir takım iddialarda bulunmuş konuşması mevcuttur. Meclis üyesi Ruhsen Kumdalı yine konuşmasında bir takım belgeler istenmesine rağmen verilmediğini ve bu nedenle belediye başkanı Alim Işık ve Kütahya Belediyesi'ne dava açtığını beyan etmiş ise de Alim Işık dava açacağını söylemiş, sonunda Ruhsen Kumdalı benim hakkımda dava açmazsanız hatırım kalır diyerek Alim Işık'a hodri meydan demiştir. İşte konuyla ilgili haberin en ince ayrıntıları tamamını mutlaka izleyiniz. Haber başlıklı adını Türkiye Cumhuriyeti'nin adından alan bir gazetede MHP'li Profesör Doktor Alim Işık'ın yönettiği Kütahya Belediyesi'nin sadece doğal afetlerde kullanılan 21 B maddesine göre milyonlarca liralık araç kiralama işi ve gıda yardım paketleri ihaleleri yaptığı ortaya çıktı başlıklı. Ve sonunda da belediyenin Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi Ruhsen Kumdalı iki ihale süreciyle ilgili dün Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. İhalenin 21 B maddesiyle yapılması için uygun şartların oluşmadığı vurgulanan dilekçede yolsuz ihaleden doğacak kamusal zararın önlenmesi ve bu işlemi yapan faillerin suçtan ıslahı için iş bu şikayetinin yapıldığı zorunlu olmuştur ifadeleriyle yer alan basın haberine göre değerli basın mensupları da burada tüm Türkiye bizi izliyor. Özellikle Kütahyalı değerli hemşehrilerimin işin gerçeğiyle ilgili tüm bilgileri öğrenmesi için müsaadenizle buna karşı hazırlamış olduğumuz basın duyurusunu ve bilgilendirme metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı'nın sosyal medya hesaplarında ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan beyan içeriğinde açık ihale usulünün istisnası olan pazarlık usulünün şartları mevcut olmamasına rağmen açık rekabet koşullarının ihlal edilerek ihale konusunda yeterliliği ve hizmetleri bulunmayan bir firmaya yönlendirildiği ve kamu zararı oluşturulduğu iddiaları ısrar edilmiştir. Anılan iddialarla ilgili olarak 2020 yılı Ramazan ayında tüm dünyaya etkisi altına alan COVID-19 salgının nedeniyle birçok vatandaşımız zor duruma düşmüş, mahalli örflerimizi yaşatma gayretimiz, milli ve manevi değerlerimiz olan sonsuz bağlılığımıza kurulan yönetim anlayışımızın ahlaki gereği acil olarak gıda yardım paketi dağıtılması karar almıştır. 4734 sayılı kamu ihale kanununun 21 B maddesinde belirlenen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumun olması ve yapılacak yardımların kısa sürede tedarik edilerek Ramazan ayı içerisinde yapılması gerektiğinden ayrı olarak ihaleye çıkılmış
mevzuatın usulüne uygun olarak yeterli sayıda firma davet edilmiş olup yapılan ihale belediyemizin şirketi Simpaş AŞ ufkesinde kalmış ve sözleşme yapılmıştır. Gıda yardım paketi alım iş ihalesi piyasa araştırması yapılarak ön teklif toplanmış ve ortalama bir kuruş maliyeti 180,90 TL olarak belirlenmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında ihale en ihale yöntemiyle yapılarak belediye başkanlığımızın iştiraki olan Simpaş AŞ tarafından ortalama fiyat altında ve 129,63 TL teklifle sonuçlanmıştır. 138,90 TL ortalama tespit edilen maliyet 129,63 TL teklifle ihale belediyemizin iştiraki Simpaş AŞ'da kalmış. Her ihale yöntemiyle yapılan ihale sonucunda. İhalenin yapılış şekli itibariyle şeffaflığın sağlandığı ve ihale sonucunda ulaşılan maliyet değeri dikkate alındığında iddiaların tamamen kurgu ve karalama niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Aynı iddialar biliyorlar. Kütahya'da yayın yapan Kütahya Gerçek Gazetesi, burada kardeşim karşınızda, Herde Haber aleyhinde yapmış olduğu asılsız ve mesnetsiz paylaşımların kaldırılarak erişimin engellenmesi istemiyle yapmış olduğumuz talebimiz Kütahya Sulh Ceza Hakimliği tarafından belediyenin haklarına zarar verici ve ihlal edicinin tehdit olduğundan 5651 sayılı kanunun 9. maddesi kapsamında erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Ve bu haberi yapan kişi tarafından yapılan yayının paylaşımdan kaldırıldığı, tekzip yayınımızın, metnimizin aynı şekilde yayınlandığı, bu duruma göre de iddia ve istatların yargı mercilerimize de hukuka aykırı olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Kütahya'yı dahilindeki katı atıkların toplanması ve nakliyle ilgili araç kiralama hizmet alımının iş ihalesi daha önce ihalelere verilen sürenin 12 Aralık 2019 tarihinde dolacak olması ve 11 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen hizmet aracı alım ihalesine yapılan itirazlardan dolayı araç teslim tarihlerinin öngörülememesi ve gecikmesi, ayrıca ihale işi süresinin 11 Mart 2020 tarihinde doğması sebebiyle bu sürede geçecek olan zamanda 5393 sayılı belediye kanununun 14. maddesine istinaden belediyemizin asli görevi olan temizlik ve katı atıkların toplanması gibi hizmetlerin aksamaması için kamu hizmetinin sürekli ilkesi gereğince 4734 sayılı kamu ihale kanununun 21B maddesine göre kapalı zarf usulü yapılmıştır. Bildiğiniz üzere 4734 sayılı kamu ihale kanununun pazarlık usulünü düzenleyen 21. maddesinin 1. fıkrasının derben hükmüne göre doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güveninin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerektiği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilmektedir. Söz konusu iddialar gerçek dışı, haksız, mesnetsiz ve kasıtlı olup kurumumuzu yıpratma yönelmiştir. Yani bu sayıda yayınlanan, yerel Kütahya Gerçek Gazetesi'nin yayınlanan yazıda Sulh Ceza Mahkemesi'nin tedbir alması, tedbir koyması normaldir ve doğrudur. Çünkü delillerin kaybedilmesi, saklanması, ortadan kaldırılması gibi hukuki gerekçeleri vardır. O yüzden ilk etapta bu Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar gerçektir, gereklidir, doğrudur ve yerindedir. Ancak belediyece Sulh Ceza'dan böyle bir yetki aldıktan sonra, karar aldıktan sonra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Bulunulan suç duyurusunda
basın şartları engellenmediğinden dolayı takipsizlik verir. Eğer burada deliller karartılmış olsaydı veya tarafınızca talep edildiği gibi Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar uygulanmamış olsaydı, o zaman siz sonsuza kadar haklı olurdunuz. Ancak burada Kütahya kamuoyunda Cumhuriyet Savcılığı'nın takipsizliğini ve takipsizliğe itiraz Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılır ve aynı Sulh Ceza Mahkemesi tedbir koyulan kararı basına uygun olduğunu, Cumhuriyet Savcılığı'nın takipsizliğini doğru bulmuş, onu da onaylamış. Gönlüm isterdi ki Sayın Başkan bunu da açıklasaydı. Bu eksik oluyor. Az önce ben kendim dedim ki Sayın Başkan, Kütahyalı bizden davranış diye. Az önce bir şey daha söyledi. Merhum Adnan Menderes'in. Siyasetçiler göz önündedir. Dostumuzdan fazla düşmanlardır. Her tür sıkıntı bize gelebilir. O bakımdan milletin bilgi istemesini, belge istemesini yanlış anlamak kendimize zarar olur. Kendimize zarar olur. Ayrıca Ahmet Ulucak arkadaşımızı kendisine görev çıkartarak MHP olarak biz kimsenin parasını yemeyiz. Kimse aynı şeyi başkan da söylüyor. Arkadaşlar burada şu parti bu parti demiyor zaten. Hepimiz belediye için tartışıyoruz. Benim de söylediklerimde yanlış varsa Allah aşkına söyleyin. Kabul ederim. Hatta yanlışımı bana hatırlatana da teşekkür ederim, elinden öperim. Ama ne olur yanlışları öğrenmesin kimse diye de biraz imtina edercesine, ediyorsunuz bilmiyorum, edercesine adım atmak, laf söylemek veya böyle davranmak hoş olmadığını herkese saygıyla ve Kütahyalı'ya selamlar sunarak ifade ediyorum. MHP'li başkan Profesör Doktor Aylin Işık diye manşet atılıyorsa ve bunun ardına Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi Sayın Kundalı da şöyle yap diyorsa, burada Milliyetçi Hareket Partili bir belediye meclis üyemizin buna bu şekilde cevap vermesi kadar doğal bir iş yoktur. Teşekkür ediyorum. Bilgilerinizle ben kesin olarak böyle bir düşüncede olmadığımı kesinlikle çok teşekkür ediyorum. Yani biz de burada bugüne kadar A Partisi, B Partisi, C Partisi diyerek herhangi bir ayrım yapmadık. Yapmayacağızlar. Hepimiz seçilmiş belediyemiz üyeleriyiz. Ama kamuoyuna yapılan açıklamalarda parti ismi zikredilmesi nedeniyle cevapların da yine parti ismi zikredilerek verilmesi kadar doğal bir sonuç olmamalıdır. Bahsettiğiniz mahkeme süreciyle ilgili sonuçlanma ve Cumhuriyet Savcılığı'nın herhangi bir şekilde bu işe kovuşturulmaya yer olmadığı ve basın özgürlüğü nedeniyle bunun doğru olduğu yönündeki kararı da tarafları zaten bilinmektedir. Hem zaman almama hem de bu konunun bu nedenle sonuçlanmış olmasını vurgulamadığına o paragraf özellikle ilave edilmiştir. Çünkü bundan aylar önce yine aynı ithamla, iftirayla bu belediye suçlandı ve sonuçta yargı sürecinde bunun bir basın özgürlüğü olduğu ama bu suçlamaları doğrulayacak herhangi bir kanıtın olmadığı ortaya çıktı. Şimdi tekrar bunu aylar sonra yeniden gündeme getirerek belediyenin yapmış olduğu iş ve işlemlerde usulsüzlük var algısının yaratılmış olması bu belediye adına bir talihsizliktir. Onu da bu vesileyle kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Kundal buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkan, demek ki sonuç itibariyle Sayın Avukat arkadaşımızın ifadelerinden anlaşılıyor. Sizin yanlış olduğunuz
ifade örneğin gereği ifadeleriniz kamuoyunun yanıltıcı. Ben niye yanıltıcı? Yani itirazların hepsi de reddi olmuş demek ki. Hem de basın özgürlüğü açısından da, ifade özgürlüğü açısından da suç teşkil etmediğinin de itirazı herhangi bir şekilde mahkeme itirazı karara bağlanmış, sizin dediğiniz gibi bir sonucu yok. Biz de savcılığa suç duruşta bulunduk. Dolayısıyla savcılıkta basın özgürlüğü kapsamında bu haberi olabileceğini söyledi. Belediye haberde iddiaları zorlandığı yönünde bir mahkeme kararı veya belediye suçlandığı başkanım, siz dediniz ya tedbir koyuldu. Ben oradaki o sözü açıklama ihtiyacı duydum. Çünkü tedbiri kaldırıldı. Bunun üzerine bizim savunmamız doğru söylüyorsunuz. Aynı bu şekilde hukuk usulündeki uygulama aynen sizin dediğiniz gibidir. Deliller karartılabilir, yanlış belgeler ortadan kaldırılabilir veya yanlışlar tespit edilebilir. Bunların tamamı olmaması çok için. Çok teşekkür ediyorum. Her anlamda anlatıldı. Kayıtlar da geçti. Sayın Başkan. Gündemize geçmeden önce. İfadelerimi tamamlayayım ben. Şimdi yani çok çarpıcı bir şey. Benden de eğer bir rahatsızlığınız varsa, bir görüşlerimden, bilgilerimden bir şüphe, bir endişe çıkartıyorsanız, benimle ilgili yargıya başvurmakta özgürsünüz. Yani bundan dolayı hiçbir şekilde gocunmam bundan ve size de karşı da ilgiyet hareketlerinden asla vazgeçmem. Yani benim için de yargıya başvurmazsanız Allah aşkına hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Biraz önce iftiralardan bahsettiniz. Yani doğruların ve gerçeklerin peşinde yürüyen insanların bilgi öne sürmelerinde bir iftira şeklinde yorumladınız. Bakın bunun en güzel yönü bir çıkış yolu vardır. Siz 30'a yakın doğrudan teminlerle eski bir il başkanına verdiğiniz ihaleleri açıklarsınız. Bunun iftira olup olmadığını kamuoyu öğrenmiş olur. Bu tabii bir yasaldır. Ancak etik olmadığı tartışılır. Bunlar çok ağır. Evet, hayır, niye iftirası? Eski bir il başkanı olması, burada herhangi bir arkadaşımızın Kütahya Belediyesi'nin davet usulüyle, teklifiyle, en düşük ücreti vererek Kütahya Belediyesi'ne bir mahsusa suçludur. Lütfen. Hayır. Bunun etik olup olmadığını ben değerli gençliğiniz arkadaşlarımın vicdanına sunarım. Halkımızın da bilgilerine sunarım. Halkımızın gönlündeki adalet ve yargı yani vicdanlığı bu bilgiyi de bizlerden paylaşmaktan bizleri mahrum bırakmayın. Bunun iftira olup olmadığını her birimiz öğrenmiş oluruz. Bununla birlikte özel kalem müdürümüzün iki tane kız kardeşini sınavsız bir şekilde işe aldığınızdan da bahsedin. Yani diyakarsız bir şekilde. Bunlarla da ilgili dedikodular varsa iftira olup olmadığını açığa çıkmış oluruz. Bakın 21 Eylül'den de Türkiye'nin her bir yerine doğal olarak ihaleler verdiniz. Ama bu ihalelerden Kütahya'nın payını ben öğrenmek istiyorum. Kütahya'da bundan bir haber olmasın. Bunun da iftira olup olmadığı açığa çıksın. Bakın her şeyden önce araçların kiralanmasıyla ilgili hem gıda işi olsun hem kira... Başkan geldiğiniz sadece Özlem diye söz veriyorum. Lütfen. Böyle benim sesimi kısmak çok lütfen. Hiç etik değil. Burada hiç etik değil. Olmaz öyle şey. İfade edemezsiniz. Bu şehrin her evladı, her esnafı, açıklama her yaparsınız, iftira olup olmadığını hepimiz anlarız. Bu neyi kadar basit. Evet, siz iftiradan bahsediyorsunuz. Evet. Gerçekleri öğrenmek isteyenleri... Kamuoyundaki paylaşmanın bir iftira olduğunu söylüyorum ben size. Geçen de siz de iftira ettiniz. Bunun yeti zamanı çalma hakkınız yok lütfen. Varsa bir elinize gelin gidersiniz yargı mahkemelerine. Evet yargıya verdim zaten tabii. Yargı karşısında size hesap vereceksiniz. Paylaşmada birçok insanın yargıya başvurduğunu siz de biliyorsunuz. Yani buradan bu meclislerin değerli vaktini ve vatandaşınızın kıymetli vaktini sizin
İzmir askerimize kurban edildi. Çok teşekkür ederim. Sahip de buyurun. Başkanım, gündem dışı konuşmalar oluyor. Buyurun. Gündem dışı konuşmalar oluyor. Gündemimize daha henüz geçemedik. Bunlar ayrı bir konu. O, Sayın Meclis üyesi burada kameralarda çekerken siyasi şov yapmaya çalışıyor. Lütfen ona izin vermeyin. Teşekkür ederim. Gündem alacak. Söz konusu varsayımlar üzerinde Kütahya'da maalesef bir algı yönetimi yapılıyor. Bu algı da tamamen işte MHP'li belediye ve sosyal medyada ufak tefek belirlemelerle otomatikman sanki Kütahya Belediyesi'nde çok problem varmış gibi böyle bir görüş oluşturulmaya çalışıyor. Ben şunu açıkçası söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi bu vatanı ve milleti için her zaman canını vermeye hazır. Hiç kimse ömürleri boyunca bir öğretmen hakkı yememiş insanlara böyle global bir mantıkla bunları zan altında bırakmaya hakkı yok. O yüzden buradaki meclis üyelerimizden ricamız giderler, adliyeye giderler, belediyeye gelirler, her türlü yazıya alırlar. Fakat şu anda Kütahya'daki sosyal medyada böyle bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bizler sağ oldukça ne MHP'ye ne de üçlere bir laf getirtmeyiz. Bunu böyle bilmem. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.